Merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Tekrar bir market alışveriş videosu çekeceğim ama başlamadan önce şöyle bir broşürü sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu Deka Markt marketinden. Burada Paskalya Bayramı yaklaştığı için ona dair şöyle bir küçük bir broşür hazırlamışlar. Şöyle şuradan başlayalım. İlkbahar geldiği için de böyle süslemişler. Burada cheesecake'ler vardı. Böyle çeşitli cheesecake'ler varmış. Meyveli, kahveli, işte limonlu. Şöyle, şurada da yazıyordu, tanesi 6 euroymuş. Bakalım. Şurada şöyle çeşitli ekmekler yapmışlar. Burada Paskalya Bayramı olunca işte tavşan şeklinde ekmekler, ondan sonra yağlar, tereyağı falan böyle şekillere verirler. Bu tür kekler çok satılır. Bunlar çok satılır. Bu ekmek içinde böyle şey var. Bazen de hani görürsünüz ya, işverenler de verir, hediye eder çalışanlarına. Böyle arasında da böyle bir böyle badem ezmesi gibi bir şey var. Çok değişik bir şey. Çiçek ekmek tarzında böyle şeyler var. Fikir oluşturmuşlar burada. Hani bu tür şeyler, hani bunu yapmak istiyorsanız bunlara ihtiyacı olursa diye. Ve direkt de böyle fiyatlarını da yazmışlar. Böyle bir bagel'ın üstünde işte mozzarella peynir, fesleğen, cherry domates. Onun dışında bu da mesela şeymiş. Bak size söylerim ya, önceden de söyledim. Bu mesela somon balığı. Türkiye'de işte krem peynir olsun, başka böyle sütlü ürünlerine hiç şey yapılmaz, beraber yenilmez ama burada yapılır. Bilmiyorum burada görünüyor mu? İlk önce onu sürmüşler, ondan sonra işte somon, salatalık tarzı şeyler yapmışlar. Ama işte burada yenilir, öyle şeyler. İşte böyle fikir oluşturmuşlar. Burada da söylediğim gibi bak şu tereyağlar falan, kuzucuk şeklini vermişler, tavuk şeklini vermişler. Şey de olur işte söylediğim gibi. Tavşan şeklinde verirler. Göstereyim. Böyle çikolatalı yumurtalar çok satılır. Böyle büyük versiyonlarda olur. Bunlar böyle pahalıdır. İşte 9 euro, 10 euro, 15 euro işte. Büyüklüğüne biraz bağlı. Burada da işte tatlı ama tavşan şeklinde. Çikolatalı pastaymış mesela bu. Ondan sonra burada çok ünlü bir çikolata markası, Downy's Chocolony diye. Onlar da mesela yumurta şeklini vermişler. Evet. Peynir çeşitleri burada da var. Şöyle yaklaştırayım. Bunlar da böyle ekmeğinize sürmek için küçük küçük ayrı ayrı satılıyor bunlar. Bunlar da neymiş? Çorbalarmış. Domatesli biberli. Ondan sonra tatlı patates çorbası. Gibi şeyler. Kiş. Bu mesela brokoli. Küçük küçük kesmişler. Ondan sonra bu da neydi bunun adı? Karnabahar. Bunlar neymiş? Patatesmiş. Sarı ve kırmızı patates ve direkt baharatlanmış. Tereyağı falan varmış içinde. 500 gramlık hemen hazırmış fırına sürmek için. Burada da böyle brokoli ve domates varmış. Ofenhausel denir buna. Böyle hazırcanı hemen marketten alıp fırına sürebiliyorsunuz. Patates kroketleri falan kolay olsun diye öyle paketleyip satıyorlar burada çok çok. Burada da et çeşitleri var işte. Önceden baharatlanmış falan. Bu neymiş böyle? Bunlar da böyle satılırlar. Taze paket ederler buna, fresh paket. Mesela bu şunları yapmak için mesela bunu yapmak istiyorsan bu paketi alabiliyormuşsun. Onda şu an hrunti kebap dediği zaman bu böyle ızgara yapmışlar besbelli. Onları da burada böyle hazır bir paket haline getirmişler. Öyle öyle çeşitli paketler oluyor.
çorba yapmak için falan. Burada da böyle örnek vermişler. Ve burada böyle mini nuggetler, tavuk nugget. Ha şey, vejetaryenmiş. Ondan sonra neler var başka? Şöyle şiş tavuktan yapılmış. Hazır. Gördüğünüz gibi çoğu şey böyle önceden. Ha, burada mesela ızgara yapmak için ızgara yapıyorlar bunlarla. Ondan sonra işte 3-4 kişi neyse toplanıp bu tür şeylerden alıp önlerine koyup bazen de kendileri yapıyorlar. Hani masada yapıyorlar. Bazen ayrı yapıyorlar. İşte değişiyor. Burada da böyle et çeşitleri. Şöyle. Bunlar da mı? Evet, bunlar hep, yok hepsi değil. Kimisi baharatlanmış, kimisi baharatlanmamış. Böyle. Bu kadar. Bunu da şöyle bitirmişler. Tamam. Şimdi şunu bir ayrı bir yere koyayım. Şu aldıklarımıza geçelim. Şuradan başlayalım. Blue Band markasından krema. Bunu hediye etmişlerdi. Paketi ben de aşırı şirin. Çok sevdim. Hoşuma gitti. Ne kadarmış? Ne kadarlıkmış? 250 ml'lik. Ha, benim aldıklarım da öyle zaten. Şöyle şuradan yoğurdumuz var. Portakal, cips, eksimiz. Cips var burada. Şöyle hiç bizim evde eksik olmaz. Doritos, rulet, şu acılı olan. Burada da şöyle beyaz fasulye var. Annem vermişti bunu. Yeşil fasulye. Burada mantar var. Badem. Şöyle bir paket. Kaçlık? 200 gramlık bunlar. Şurada şöyle ızgara yapmak için, ızgarada hazırlanmak için patlıcan falan var, biber var. Şöyle şu tarz biberlerden. Burada ne, bunun adı zeytinyağı. Bu normal salatalar için falan. Ve bu da neydi? Bu da normal yemekler için yani. Şöyle 500 mililitrelik muz. Salatalık. Şurada şöyle havuç var. Mercimek. Kırmızı mercimek. Nereye koysak? Şuraya koyalım. Şurada makarna var. Kalem makarna. Burada normal bildiğimiz makarna. Şuradan şöyle bir paket şöyle almıştım. Tatlılardan için. Tatlılardan böyle bir şey yaparım diye. Çikolata. Şöyle bir litrelik. Ay, şunları düşürüyorum. Bunlar da şöyle ne diyorsanız, bunları babama almıştım. Lucky Bell Papa. Güneş enerjisiyle çalışan bahçe ışığı. Şöyle çeşitli renkler almış babam. Şu yeşil. Bu mavili. Şöyle çok şirin. Ben de zaten kelebeklere bayılırım. Bir de böyle pembeli olan almış. Yakında ben bunları böyle bahçemize güzelce yerleştiririm. Başka ne var? Şöyle domatesler var. Şurada turşu. Ne bunun adı? Salatalık turşusu. Burada biraz böyle marul var. Ve şurada tekrar mantar var. 2 paket. Sanırım hepsini paylaştım. Şu yoğurtları dedim mi? Dememe gerek yok. Biliyorsunuz zaten. Bu da hiç eksik olmaz. Aldıklarımızı yerleştirirken gördüm ki hepsini paylaşmamışım sizlerle. Şurada şöyle 5'li bir paket. Böyle Arap ekmeği diyoruz biz buna. Bunlar çok seviyoruz. İşte bundan almıştık şöyle 2 paket. Burada da armut var. Bu aralar armutlar çok güzel burada. Ve kivi de aldık şöyle kaç tane. Bunlarla ben genel olarak meyveli yoğurt falan yapıyorum. Çok güzel oluyor. Instagram'da zaten ara sıra paylaşıyorum. Çeşitli nasıl diyeyim, çeşitli meyveler falan kullanıyorum. Bazen işte badem ne olsun işte bir şeyler falan içine ekliyorum. Çok güzel oluyor. Sanki her sabah böyle bir değişik bir şey yiyormuşsunuz gibi oluyor. Onun için çok severim böyle. Bir de bunları almadık. Annemlerin bahçesinden böyle tazecik mis gibi kokan şey, nane. Bizim bahçemizde de var da annemler yine de böyle vermişler. Çay falan yapıyoruz. Salataların, yemeklerin içine falan da çok güzel oluyor. Kokusuna ben bayılırım.
Bunda işte annemler vermişlerdi, sağ olsunlar. Ve şimdi gerçekten her şeyi böyle bitirdim, paylaştım. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.